meşhur var mıdır, vacip midir? Tabii de orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kullandıracak? İslami mezhebine göre evde hikâfa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Ankara'dan Diyanet Televizyonu stüdyolarından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Diyanete Soralım programına hoş geldiniz tekraren. Yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Dini anlamda merak edilen sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Bu akşam ilminden istifade edeceğimiz kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Muhterem Mehmet Kapukaya Hocam. Sizler de programımıza telefon bağlantısıyla katılıp sorularınızı Mehmet Hocamıza kendiniz sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4-294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanete Soralım ekibinden arkadaşlarımızla görüşeceksiniz. Sonrasında da inşallah sizi yayında dinleyeceğiz. diyanetesoralim@diyanet.gov.tr adresi üzerinden de mail yoluyla sorularınızı sormanız mümkün. Ve sosyal medya üzerinden özellikle bizi izlediğiniz esnada aklınıza gelen soruları an be an iletmek isterseniz eğer Facebook ve Instagram üzerinden Diyanete Soralım sayfalarına ulaşabilirsiniz. Daha sonra da her iki platformdan da isterseniz son paylaştığımız gönderilerin altına yorum yazmak suretiyle, isterseniz özel mesaj atmak suretiyle sorularınızı program esnasında bana ulaştırabilirsiniz. Bendeniz de sizler adına o soruları kıymetli hocama aktarmaya gayret ederim. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo üzerinden programımız canlı şekilde yayınlanıyor. Otomobillerinde, iş yerlerinde veya evlerinde bizi dinleyen, kulak veren radyo dostlarına da selamlarımızı iletiyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz. Cenab-ı Allah sözlerimizin tesirini halk etsin. Hocamıza bir hoş geldiniz diyelim, hal hatır soralım. Akabinde ilk telefon bağlantısını İstanbul'dan gerçekleştireceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Furkan'cığım. İyisiniz inşallah. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Sizin yanınızda olup da kötü olmamak mümkün değil. Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Allah'a binlerce kez hamdü senalar olsun. Müsaadeniz var mı? Telefon bağlantısına geçelim buyurun. Vakit kaybetmeden. İstanbul'a gideceğiz demiştik. Berzin Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk Furkan Hocam. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun, hayırlı size akşamlar. Mehmet Hocama selamlar, hürmetler. Estağfurullah. Saygı, hürmet benden efendim. Benim iki sorum olacaktı. Buyurun. Mehmet Hocama. Buyurun. Şimdi Araf Suresi 55. ayetinde Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Gerçek şu ki Allah sınırı aşanları sevmez. Burada Allah sınırı aşanları sevmez deniliyor ya. Hocamın bu ayeti bir açıklamasını rica edecektim. Peki. İkinci soru. Daha doğrusu danışmak istiyorum bu sorudan ziyade. Buyurun. Şimdi ben evde namaz kıldığım zaman, tabii camilerde falan değil de, evde namaz kıldığım zaman seccademin arkasına bir sandalye koyuyorum. O da kıble yönünde oluyor. Hı hı. Şimdi namazımı kılıyorum, selamımı veriyorum uygun rükünlerine göre. Bitirdikten sonra namazımı yükseliyorum, arkamdaki sandalyeye oturuyorum. Tesbihatlarımı, dualarımı bu sandalye üstünde oturarak yapıyorum. Bu yapmamın sebebi de biraz vücut kitlem ağırca, yani yerde otururken böyle rahatsız oluyorum. Dualarımı da kısa kesmek zorunda kalıyorum. Bu da beni rahatsız ediyor. Ona yapamadım, buna yapamadım dua diye. Acaba Mehmet Hocam ne der böyle duruma? Peki. Soralım. Hayırlı akşamlar. Ama bir dakika, bu sandalyeye oturduğunuz esnada biraz uzatarak ettiğiniz duaların içinde bizi de unutmayın inşallah. İşte onun için diyorum ben de zaten. Peki. Onun için Allah diyorum. Razı olsun. Rabbim sağlık afiyet versin. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Evet, Araf suresi 55. ayet-i kerimede sınırı aşanlar ifadesini biraz tam anlayamamış izleyicimiz. Ayet-i kerime hatırınıza geldi mi hocam? Evet. Neyi kastediyor Cenab-ı Allah? Nasıl anlamalıyız? Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufye innehu la yuhibbul mu'tedin. Rabbinize yalvararak, yakararak ve gizlilik içerisinde dua edin. Allah haddi aşanları sevmez.
Şimdi bu ayeti kerime bize duanın nezaketlerinden, duanın hususiyetlerinden birisini öğretiyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? Yani Allah size her zaman yakındır. Peygamber Efendimiz bu hususu şöyle açıklıyor. Birisi kendisine soru sorduğu zaman, ya Resulallah, Rabbimiz bize uzak mı? Ona bağırarak dua edelim. Rabbimiz bize yakın mı? O zaman kendimiz kısık sesle ona dua edelim şeklinde. Dua da adab, böyle yüksek sesle bağırarak, çağırarak dua etmek ya da haşa bir insana emir verir gibi emir vermek değildir. Büyük bir tevazu içerisinde, mütevazilik içerisinde ve içten samimi bir şekilde ona yalvararak, yakararak dua etmek ve bunu da kendi duyabileceğimiz bir sesle, duada asıl olan budur. Yani tek başımıza dua yapıyorsak, kendi duyabileceğimiz bir sesle dua etmek asıl olan budur. Ama bazen olur ki insan kendinden geçebilir, coşabilir. Bazı zamanlarda biraz daha sesli dua yapabilir. Yani buradaki ölçü Cenab-ı Hakk'ın uzak olduğu düşüncesi değil ya da işte bağırarak işte dua edeyim düşüncesi değil, bir saygısızlık değil. Tamamen bir edep içerisinde dua etmektir. Buna aykırı şekilde dua edenler, yani samimi olmayanlar, mütevazi olmayanlar, efendim duayı bir gösterişe çevirenler ve de başka insanlara emir verir gibi, böyle yap Allah'ım, şöyle yap falan gibi haddini aşarak Cenab-ı Hakk'a emir yağdırmak tabir caizse, bunlar doğru değildir. Bunlar haddi aşmak olarak değerlendirilir. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Berzin Hanım anlattıklarından ben şunu anladım. Hanımefendi bazı kuralları, kaideleri bilen birisi, okuyan, araştıran biri gibi hissettim. Çünkü namazın rükünlerini olabildiğince yerli yerinde yapmaya çalışıyorum. Fakat yorulduğum esnada namazdan sonra tesbihat ve dua kısmında daha rahat olabilmek için bir tabure, sandalye üzerine oturarak bunları yapıyormuş. Acaba uygun mu değil mi? Bu konuda sizden görüş istedi. Burada edebe uygun olan bir insanın seccadesi üzerinde dizüstü oturarak Cenab-ı Hakk'a dua etmesidir, yalvarmasıdır. Ancak bu ileriki yaşlarda insanın yaşı biraz daha ilerlediği zaman pek mümkün gözükmüyor. Gerek ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı, gerekse eğer uzun dua etmek istiyorsa insanın elleri, kolları yorulabiliyor. Bu bakımdan bir insan oturarak dua edebilir. Oturarak dua etmesi edebe aykırı bir durum değildir ve de bir saygısızlık değildir. Kendisini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde oturarak daha uzun dualar yapabilir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Almanya'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Murat Bey bizi Almanya'dan aramış. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk değerli hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Buyursunlar. Selamünaleyküm. Mehmet hocamdan selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Allah razı olsun. Hocam benim şu şekilde bir sorum olacaktı. Daha doğrusu iki sorum var. Birinci sorum şu şekilde. Bir cami inşaatı, yani bir sadaka-i cariye, bir cami inşaatı da olabilir. Buraya kendisinin %100 değil belki ama %90, %70, %80 neyse artık yani içki satışı diyelim, den kazanmış olduğu paradan yardım eden birisini bildiğimiz halde bu cami inşaatına bizim de destek olmamız olur mu? Olduğumuz takdirde bu sadaka-i cariye yerine geçer mi? Peki, soralım. Bu birinci sorum. İkinci sorum da hac olur, umre olur. Oradaki yapmış olduğumuz ihram cezaları, yani kurbanı gerektirmeyen cezalar, orada bu cezaları veremediğimiz takdirde buraya tekrar ülkemize döndüğümüz zaman bunu nasıl ödememiz gerekiyor? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Almanya'ya selam ediyoruz Murat Bey. Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Şimdi
kazancının büyük bir kısmının haram olduğunu, yani gelirinde haramlar olan bir kimse bir cami inşaatına bağış yapıyor. Hayır hasenat kabilinden. Biz de aslında oraya böyle bir niyet taşıyorduk. Biz de bir şeyler yapalım. Bizim de sadaka-i cariyemiz olsun dedik ama tabii bu kişinin buraya yaptığı yardımlar acaba bu caminin ibadeti içinde ibadet yapılmasına engel bir durum falan oluşturur mu? Yani bizim yaptığımız hayır boşa mı gider? Ben böyle anladım soruyu. Yoksa yapılabilir mi? Mescitlerle ilgili Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerimede bizlere mescitlere nasıl davranılması gerektiğini, onlara saygının nasıl olması gerektiğini ve ne türlü imar edilmesi gerektiğini anlatır. Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi diye bir mescitten bahsedilir. Evet. Gerçi hani adı takva mescidi değil de şöyle ifade aynen böyle. Lemescidun ussise ale takva. Yani takva üzere yapılan, tesis edilen bir mescit. Bundan bahseder. Burada ibadet etmenin çok daha doğru olduğu ve kabule şayan olduğundan bahsedilir. Bunun Kuba Mescidi olduğu bahsedilir. Şimdi Kuba Mescidi'nin özelliklerine baktığımız zaman tamamen samimi bir şekilde, özlü bir şekilde ve içerisinde tamamen insan emeği var. İnsanın alın teri var, yorgunluğu var, bedeninin yorgunluğu var. Bu şekilde yapıldığını ve gösteriş amaçlı değil, riya amaçlı değil. Sadece ve sadece Allah rızası için yapıldığını ve yapanların da bu amacı güttüklerini görüyoruz. Mescitlerimizi yaparken bu hususa riayet etmemiz lazım. Yani mescitleri takva üzere yapmamız lazım ve içerisine değil çoğunluğu haram olan bir parayı karıştırmak, zerre kadar bir kuruş bile Almanya tabiriyle söyleyecek olacak bir euro bile efendim karıştırmamak gerekiyor içerisine. Bu bakımdan bu tür yardımlarla cami yapmak yerine, ki bazen buna orada insanlar zorlanıyorlar cami yapmakta. Çünkü bayağı pahalı cami satın almak veya cami yapmak bayağı pahalı. Gidip bir an önce camimizi yapalım diye efendim kim ne verirse versin işte araştırmadan bunlar yapılıyor. Ve cami tesis edildikten sonra da şöyle bir soruyla muhatap oluyoruz Furkancığım. Ya biz camilerde ibadet ediyoruz ama neden keyif alamıyoruz? Neden huzur bulamıyoruz? Ya bu sebep olabilir o zaman. Değil mi? Tabii ki. Mesela biz gidip de bir Ayasofya'da namaz kıldığımız zaman niye huzur buluyoruz? Ya da bir Sultanahmet'te Süleymaniye'ye gittiğimiz zaman orada neden huzur buluyoruz? Bazı camilere gittiğimiz zaman ise hiç huzur bulmuyoruz. Yani bize huzurlu gelmiyor, sevimli gelmiyor. Gerçi hepsi Allah'ın evidir ama. Çünkü bazı camiler yapılırken bu hususa riayet edilmiş, takva hususuna çok riayet edilmiş ve insanlar bir tuğlayı oraya koyarken abdestsiz koymamaya özen göstermişler. Bir tuğlayı oraya koyarken, taşırken abdestsiz olmamaya özen göstermişler. Süleymaniye Camii'nin inşaatında anlatılır. İşte bir usta taşı alıyor, götürüyor, tam duvara koyacağı sıra koymuyor, geri getiriyor. Bunu birkaç defa yapınca Mimar Sinan rivayet o ki görüyor ve çağırıyor onu. Evladım diyor, seni ben takip ettim, dikkatimi çekti, böyle yapıyorsun diyor. Neden böyle yapıyorsun diyor. Efendim diyor, benim abdest almaya zamanım olmamıştı. Çok tereddüt ettim diyor, bu taşı buraya koyayım mı koymayayım mı diye. Yani ecdat bizim ustalarımız, eski ustalarımız şimdi bu kadar hassas. Şimdi ben yeni camilere bakıyorum, yeni yapılan camilere. Adam son sistem, müzik sistemleri kuruyor, şarkı söylüyor, türkü söylüyor.
efendim hani abdest onu bir kenara bırakalım. Yani cami adabına yakışmayacak sözler söylüyorlar birbirlerine ve netice itibariyle burada yaptığımız ibadetlerden bir keyif almıyoruz. Bu yüzden bu tür haram paraları kesinlikle caminin inşaatına veya herhangi bir yerine sokmamak lazım. Peki burada Murat Bey o zaman bu hayrı yapmaktan vaz mı geçsin ya da başka bir yerde mi değerlendirsin veyahut da? Bunun bir zaten haram paranın bir hayrı olmaz ki. Yok. Burada soru şuydu ama hocam. Murat Bey'inki helal para. Evet. Benimki helal diyor ama aynı yere bir başkası haramdan da kazandığını biliyorum diyor. O da hayır yapıyor. Şimdi onun yaptığı hayır haramdan belki geliyor. Benim yaptığımda benim alın terim helal rızkımdan ayırıp koydum. İkimiz de aynı yere yardım ettiğimiz zaman benim hayrım acaba geçersiz mi olur? Sadaka-i cariye kabul olunmaz mı? Bunu sordu. Ya her ameller niyete göredir. O yapmış olduğu, harcamış olduğu şeyin hayrının sevabını elde eder. Ancak burada madem beyefendi bunu biliyorsa diğer tarafa da engel olması gerekir. Uyarsın falan o zaman. Evet, onu uyarması gerekir. Eyvallah. Benim de aklıma şu geldi mesela. Bir cami inşaatına yardım yapacak böyle hassasiyeti taşıyan bu kafada birisi aslında güzelce anlatıldığı zaman bir takım haramlardan da kolayca vazgeçebilir değil mi hocam? Böyle doğru güzel bir şekilde anlatılsa belki de o bugüne kadar yapmış olduğu kötü işlerden de kendini uzaklaştırır yani inşallah. Yani öyle olması gerekir çünkü burada ya benim param camiye, caminin hayrına olmuyormuş dediği zaman belki içi acıyacak, vazgeçecek. İçi acıyacak ve bir daha haram işlememeye belki niyet edecek. Aynen öyle. Peki. Murat Bey'in ikinci sorusu da şu hocam. İhram cezalarından kaynaklanan sadaka verilmesi gereken durumlar olursa diyor. Bunu harem bölgesi içerisinde veremedik, döndük memleketimize. Burada mı vermeliyiz yoksa illa o bölgeye mi göndermemiz gerekir? Sadaka cezaları İlla ki harem bölgesinde onun verilmesi gerekmez. Kendi ülkesinde de bunu verebilir. Ama bunun dışında eğer şayet kurban kesme cezaları varsa onun muhakkak surette harem bölgesi içerisinde kesilmesi gerekir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sosyal medyadan gelen bir soru var. Battal Bey az evvel aslında ilk sorusunun peşine sorsaydım daha isabetli olurdu belki ama. Diyor ki hocam bankaların vermiş olduğu promosyonlarla alakalı sizlerin kıymetli hocalarımızın fikirlerini biliyoruz. Biz bu parayı kullanmak da istemiyoruz ama diyelim bir cami inşaatı gördük. Buraya bağışta bulunabilir miyiz? Aynı. Aynısı değil mi? Tabii aynı. Yani promosyon parasını kesinlikle caminin, ibadet mekanlarının veya böyle hayri hizmetlere vermek, bu tür şeylere vermek doğru değil. Onları alıp yoksullara, fakirlere, yoksullara verecek. Yoksulların bunları kullanmaları caizdir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Balıkesir'den bir telefonumuz var. Biraz beklettik. Halime Hanım telefon attığımızda. Lütfen hakkınızı helal edin. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar hocalarım. Sağ olun. Hayırlı akşamlar Halime Hanım. Biraz beklettik sizi. Lütfen hakkınızı helal edin. Ben de dinlemiş oldum. Allah razı olsun. Buyurun. Allah razı olsun. Hocam iki sorum var. Peki. Birinci sorum gayrimüslim ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız var. Bizim de hani gurbetçilerimiz var. Vefat ettiklerinde oraya gömülenler var. Gömülebilir mi bir Müslüman gayrimüslim ülkeye? Peki soralım. İkinci sorum da boşanmış bir çift tekrar evlenmek istediğinde arada yeni bir başka biriyle nikah geçmesi gerekiyor mu? Gerekmiyorsa da sadece resmi nikah yeterli olur mu? Peki efendim. Rabbimiz kolaylıklar versin. Biz teşekkür ederiz. Dua eder, dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Evet az evvel Murat Bey mesela sadece orada yaşamakla kalmıyorlar. Orada çoluk çocuk sahibi oluyorlar, iş sahibi oluyorlar, cami yaptırıyorlar, ibadethaneleri oluyor. Haliyle bir gün emri hak vaki olup bu dünyadan da terk-i diyar ediyorlar. Cenazeleri tabii ülkelerine getirirse belki manevi anlamda daha iyi olur ama orada da kalıyor. Bunda bir dinen sakınca var mı? Normal olarak bir Müslüman cenazesinin şayet bir Müslümanlara ait bir kabristanlık varsa oraya defnedilmesi esas olan budur. Lakin Müslümanlara ait bir kabristanlık yoksa böyle bir mezarlık tahsis edilmemişse
bu kabristanın ayrı bir köşesine, yani oradaki gayrimüslimlerin içerisine değil de kabristanın ayrı bir köşesine defnedilebilir. Burada da bizim zaten din hizmetleri, müşavirliklerimiz ve ateşeliklerimiz bu hususa dikkat gösteriyorlar. Bazı derneklerimizin de bu konuda hassasiyetleri var. Biraz çalışmaları lazım. Yalnız gayret göstermeleri lazım. Mesela benim görev yaptığım Basel Fetih Camii, oradaki herkese selam ediyorum. Orada çok kıymetli bir başkanımız vardı. Cem abimiz, ismini de zikredeyim burada. Selam olsun burada. Çok büyük gayretler sonucu İsviçre'de Müslümanlar için ayrı bir mezarlık tahsis ettirdi ve biz gönül rahatlığıyla Müslümanları orada defnetmeye başladık. Tabii bu biraz acı veriyor. Yani bir Müslümanın gayrimüslim bir ülkede cenazesinin defnedilmesi biraz garip gibi. Yani ileride ne olacağı da belli olmuyor. Ama bazen imkanlar her zaman müsait olmuyor. Türkiye'ye nakledilmeye müsait olmuyor. Evet. Ve orada sadece Müslümanlara ait bir mezarlık var. Demek ki çalışmakla, uğraşmakla olabiliyor. Eyvallah. Bunu bir şey daha ifade edeyim izninizle. Estağfurullah hocam, buyurun. Bizim yurt dışındaki vatandaşlarımızın şunu bilmelerini isterim. Bizim müşavirliklerimizde cenaze fonları var. Ve herkes çok cüz'i bir aidat ödüyor. Yani işte ne bileyim sembolik 50 avro gibi falan gibi bir sembolik bir aidat ödüyor. Kendisi vefat ettiği zaman bir de yakını olmak üzere, yani onunla beraber bir yakın olmak üzere hiçbir ücret almadan cenazesini getiriyorlar. Türkiye'de hangi yere defnedilmek istiyorsa buraya kadar getiriyorlar. Bütün cenaze hizmetleri, yani uçakla getirme, götürmek, bunlar da var. Bu bakımdan ben vatandaşlarımızın burada yabancı bir ülkede garip bir şekilde mezarda kalmaları, yatmalarını değil, bu şekilde kendi ana vatanımızda, güzel Türkiye'mizde defnedilmelerinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Şimdi Halime Hanım'ın ikinci sorusu da şuydu. Bir çift boşandı, resmi olarak da ayrılıkları söz konusu. Bitti evlilikleri, fakat sonradan bir sebeple tekrar aralarında bir muhabbet oluştu. Yeniden evlilik kararı aldılar. Bunda dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? Öncelikle burada biz boşamanın sayısı 3'e çıkmış mı çıkmamış mı buna bakarız. Yani en önce dikkat etmemiz gereken husus budur. Hı hı. Burada şayet boşama sayısı 3'e çıkmamış ise mahkeme kararıyla boşanan evler, kişiler, bunlar yeni bir nikah akdi kaydıyla, yani yeniden sıfırdan bir nikah yapmakla, eğer resmi nikah yapma imkanları, fırsatları varsa yine bir resmi nikah yapmalarını tavsiye ederiz. Eğer böyle hani çok aceleleri varsa o zaman da dine uygun bir şekilde yeni bir nikah yapmaları gerekir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Elif Hanım'ın selamları var kıymetli hocam. Elif Hanım diyor ki, muhterem hocam, ben boşandım. 21 tane cumhuriyet altının var ve senin gelirin yok, haliyle sana zekat vermek düşmez diyorlar. Hatta zekat vermek isteyenler var. Yani eşinden ayrılmış olmak veya eşini kaybetmiş olmak bizim vatandaşımız nazarında zekat alabilir anlamına da geliyor. Bu hususu sormuş size. Ne kadar mücadele etsem de anlatamıyorum. Lütfen siz anlatın kıymetli hocam demiş. Selam ve dualarını iletmiş. Evet, biz anlatalım. 21 tane cumhuriyet altını olan kişinin yaklaşık olarak 150 gram civarında bir altına sahip demektir. 150 gram civarında altına sahip olan bir kimse dinen zengin bir kimsedir. Yani bu hanımefendi şayet bu elinde duruyorsa kendisinin zekat vermesi gerekir. Kendisinin, evet, zekat vermesi gerekir. Burada dul olmak, herhangi bir gelire sahip olmamak ya da bekar olmak, bunlar hiç önemli değildir. Kim olursa olsun, ergen olan bir kimse şayet bu miktar, nisap miktarı üzerinde bir para ya da mala sahipse, tekrar ediyorum, kendisi yetim bile olsa, dul bile olsa, bekar bile olsa, bu kimse
zekat vermekte mükelleftir. Dolayısıyla zekat alması da haramdır. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Yani Elif Hanım doğru söylüyor. Hatta üstüne altınlar da kendinde duruyorsa ve üzerinden de bir yıl geçtiyse zekat vereceğini söylediniz siz. İnşallah dikkat ederler. Sakarya'dan Ayhan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi akşamlar. Size de teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocama bir sorum olacak. Şimdi benim 2,5 yaşında bir torunum var. Maşallah. Ben şimdi namaz kılarken ellerimizden öper. Namaz kılarken hocam görüyor, seccademle beraber şey diyorum, ben ona seccade seriyorum. Ama benim seccademi tam elime uzanıyor yüzü koyun. Ben secde yaparken onun üzerine secde yapmak zorunda kalıyorum. Bunun bir şeysi var mı acaba? İçemiyorum, şeyleri yapamıyorum. Soralım Ayhan abi, bakalım ne diyecek hocam. Sağlık afiyet versin Cenab-ı Allah torununuza ve size. Göz aydınlığı birisi olsun. Hem aileniz için hem de memleketimiz için. Sakarya selamlar. Küçük çocukları olan ve evinde namaz kılan herkesin ortak sorunu hocam. Çocuklarımız geliyorlar, işte paçamızdan tutuyorlar, secdeye çıktığımız zaman üstümüze geliyorlar, beraber secde etmek istiyorlar. Ayhan Bey'de de durum aynısı. Secde mahalline uzandığı anlar oluyor. Haliyle ben secde yapacağım esnada onun üzerine de bazen secde ediyorum dedi. Ne yapması daha doğru olur? Burada daha doğru olan beyefendinin biraz bu esnada geriye çıkıp secde mahalline secde etmesidir. Yani burada şöyle düşünmeyecek. Ya ayaklarımı hareket ettirirsem namazım bozulur mu falan gibi düşünmeyecek. Kendisi bir miktar geri çıkmak suretiyle bir iki adım da olabilir. Geriye çıkmak suretiyle secdesini bu şekilde yapmasıdır. Ama buna rağmen diyelim ki fazla bir imkan bulamadı geri çıkmak için ve bu sürede biraz uzayacaksa o bebeğinin üzerine yapmış olduğu secde de geçerlidir. Peki hocam, şöyle yapsa olur mu? Hani böyle çocuğumuzu da yavrumuzu da incitmeden, onu böyle canını acıtmadan şöyle elimizle böyle hafif kenarıya falan alsak, evet, olur mu? Fazla bir mesai harcamadan, yani dışarıdan bakan birisi bu işte çocuğunu mu, çocukla mı oynuyor, namaz mı kılıyor mu gibi böyle ayırt edemeyecek bir duruma gelmemesi gerekir. Böyle kısa bir hareketle, ani bir hareketle onuru biraz kenara itebilir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Mevlüt Bey'in selamları var. Hayırlı yayınlar dileklerini bulunmuşlar, sağ olsunlar. Diyor ki muhterem hocam, biz camide bir imamın arkasına namaz kılmaya gittiğimizde Hoca Efendi'den önce bitiriyoruz diyor duaları. Yani Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını hocadan önce bitiriyoruz. Haliyle hocamız selam verme aşamasına geçinceye kadar bir bölümde biz boş kalıyoruz. Bu boş kaldığımız esnada bize okumamızı tavsiye edebileceğiniz bir dua var mıdır demiş. Öncelikle ben bu beyefendiye, demek ki aynı caminin cemaati bu. Çünkü bütün imamlar da böyle yapamaz. Yani kendi imamını biliyor. İmamının yavaş okuduğunu da biliyor. Bu durumda öncelikle beyefendiye hızlı okumamasını, tane tane okumasını tavsiye ederiz. Böyle okuduğu takdirde imamına yetişecektir. Diyelim ki imamı daha yavaş okuyor. Belki bazı imamlar efendim Rabbena dualarının yanında başka dualar da okuyabiliyorlar. Veya daha yavaş okuyor dediğim gibi. Bu takdirde Kur'an ve hadislerden olmak kaydıyla başka dualarda okuyabilir. Buradaki cemaat Kur'an ve hadislerden olmak kaydıyla, bu altını çizerek söylüyorum, Kur'an ve hadislerden olmak kaydıyla oradaki dualardan da okuyabilir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Biraz kendi reklamımızı yapmanın zamanı geldi gibi hocam sanki. Yapalım. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Diyanet Yayınları'ndan çıkan dualar kitabı var. Böyle yeşilli beyazlı bir kapağı vardı benim aldığım dönemde. Son baskıda muhtemelen aynıdır. Bundan her evde bir tane olması lazım. Yani hocamın bahsettiği hem peygamberimizin duaları, hem diğer peygamberlerin duaları, hem de Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri bu kitap içerisinde okunuşlarıyla ve orijinal metinleriyle, anlamlarıyla beraber yazılmış. İstifade etmek lazım değil mi hocam? Bunlardan tabii alsak, evimizde olsa dilimizi de bu güzel dualara alıştırmış oluruz. Bir telefonumuz var. Murat Bey, İstanbul'dan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız Furkan hocam? Elhamdülillah. Duacıyım sağlığınıza. Siz nasılsınız?
Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mehmet hocamın da ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Zekatla ilgili soru soracağım hocam. Buyurun. Şimdi kiracıyım ben hocam. Yıllardır para biriktiriyorum. Allah nasip ederse bir ev alacağım. İnşallah. Evet. Ev sahibim iki tane dairesi var, arabası var. Kendisi zekat vermiyor. Çünkü elinde nisabı aşan parası yok. Ama bana diyor ki senin zekat vermen lazım diyor. Hocalarımız da öyle diyor. Zekat vermen lazım. Amenna verelim. Ama zenginlere de şu söylenmiyor mu? Söylenmesi gerekmiyor mu? 1 milyonluk ev varken 20 milyona ev alıyor. Yerli arabamız varken 1500'e 7000 lira yurt dışından jip getirip alıyorlar. Bunun bir sınırı yok mu hocam? Fakirler daha çok kullanmıyor sanki burada. Yani zenginler soralım. Onu bir hocam. Soralım Murat abi. Cenab-ı Allah senin samimiyetine hürmeten şöyle ağız tadıyla oturabileceğin güzel, ferah, manzaralı bir ev nasip etsin. Senin için dua ederiz. Senden de dua beklerim özellikle. İstanbul'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamların olsun. Ne dersiniz hocam? Şimdi ev sahibine ben öncelikle bu bir tavsiyede bulunayım. O diyor ki senin zekat vermen lazım diyor. Benim vermemem lazım diyor. Ev sahibi de bir miktar kirasını ondan düşsün artık yani. Bak beyefendinin dikkatini çekiyor bu. Böyle konuşmak yerine kirasından belli bir kısmını almayabilir, düşebilir. Onu yani bir de ilişkileri bu kadar güzel, birbirlerine bu kadar yardımcı oluyorlarsa tabii, tabii. Sizin bu çağrınıza da kulak vermesi doğru olur. Evet. Şimdi bir kimsenin fazla bir evi varsa bu ticari maksatlı bir ev midir? Yani zaten alıp satacağı düşüncesi satmak ise zekata tabidir. Eğer düşüncesi satmak değil de buradan kira gelir elde etmek ya da çocuklarım, eşim, çocuklarım bunların ihtiyaçları veya maaşım bana yetmeyebilir. Hani insanlar bunu düşünebiliyor. Emekli olduğum zaman maaşım bana yetmeyebilir. Gerçekten de yetmediği zamanlar çoktur. Çünkü yani çalışan insanla çalışmayan emekli insanın aldığı maaş aynı değildir. Bu bakımdan insanlar hayatlarında emeklilikten sonra bana bir yan gelir olsun diye bir daire yapıyor. Oradan kira geliri elde ediyor. Şimdi bu kira geliri elde ettiği zaman zaten diğer birikimleriyle beraber zekata tabidir. Ve diğer birikimleriyle beraber nisap miktarına ulaştığı zaman bunun zekatını vermekle mükelleftir. Diyelim ki bu kimse beyefendinin ifade ettiği gibi pahalı bir eve sahiptir ya da pahalı bir arabaya sahiptir. Şimdi insanların bizim zihnini kurcalıyor. Diyor ki şu insanın 5 milyonluk evi var. İşte diyor benim ev sahibimin 5 milyonluk evi var. Ama diyor benim de 200 bin liralık param var diyor. Şu 5 milyonluk ev sahibi olan bir de üstelik kiralık evi olan ben de onun kiracısıyım diyor. Bu adam diyor neden diyor bu zekat vermiyor da benim 200 bin liram var ben zekat veriyorum gibi düşünüyor olayı. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman sanki biraz haklılık payı varmış gibi gözüküyor. Ama olayı detaylıca incelediğimiz zaman böyle değil. O 5 milyonluk eve sahip olan bir kimse. Çeşitli vesilelerde ifade ettiğimiz gibi bunun devlete ve topluma katkısı çok çok fazla. Çünkü bu insan bu evi yaparken tuğlacısıdır, çimentodur, boyacısıdır, badanacısıdır, kapıcısıdır, pencere vesaire, çatı. Ne kadar insana ekmek vermiştir. Olaya buradan bakmak lazım. Diyelim ki 5 milyonluk bir eve sahip olabilmek için inşaat maliyetleri de bayağı da arttı. Arsasını, evini düşündüğümüz zaman belki 3-4 milyonluk buraya masraf ediyor bu insan. Ve bu insan ne yapıyor? Piyasaya katkıda bulunuyor, devlete katkıda bulunuyor. Vergi veriyor, malzeme alıyor, insan çalıştırmış, usta çalıştırmış veya bir araba alırken o araba fabrikanın sahibi o insanlara ekmek veriyor. Bu insanın katkısı mı insanlara ve devlete daha fazladır? Yani
5 milyonluk eve sahip olan bir insanın mı katkısı o evi yapana kadar devlete ve millete katkısı fazladır? Yoksa 200 bin lirasının 5 bin lirasını fakirlere veren, zekat olarak veren insanın katkısı mı daha fazladır? Ya burada sanki şöyle bir durum da söz konusu değil mi hocam? Hani İslam iktisadına göre sisteme dahil edilmeyen, ekonomiye kazandırılamayan para için zekat var. Ama sistemin içerisinde devam eden, birilerine faydası olan işte inşaat ve ev örneğinde olduğu gibi birilerine ve ekonomiye desteği olan, faydası olan para zekattan muaf tutuluyor. Ticari gayelerle yapılanlar zaten tamam, o ayrı değerlendiriyor. Bu belki böyle söylersem yanlış anlaşılır ama yastık altında tutulmasın, para ekonomiye kazandırılsın gibi bir çaba var sanki, değil mi? Aynen. O yüzden vermeli. Şimdi uzun yıllardır bu soru cevap formatında program yaptığım için daha önceki yıllarda program yaptığım bir hocamız şöyle demişti hocam bana. Ya sen ev almak için para biriktir, zekatını ver. Sonra ev alacağın sırada zaten bu zekat olarak verdiğim bölümle alakalı pazarlık yaparsın. Cenab-ı Allah da senin samimiyetine binaen o satıcıyı bir şekilde ikna eder. Sen de o daha düşük fiyattan alırsın demişti. İnşallah böyle değerlendirilsin. Rabbim herkese hayırla oturabileceği bir konut nasip etsin diye dua edelim. Aydın Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Aydın Bey. Alo. Alo. Sivas'tan arıyorum. Sivas'tan arıyorsunuz. Buyurun Aydın Bey. Hocam, önce selamun aleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Öğlen ve ikindi namazlarında farzlarda imama uyduğumuz zaman biz herhangi bir şey okumuyoruz. Sadece Sübhaneke'yi okuyup susuyoruz. Bu sustuğumuz sürece aklımızdan, zihnimizden La ilahe illallah Allah gibi lafızları, yani kelimeleri, cümleleri getirirsek namaza zararı var mı? Soralım Aydın Bey. Bakalım hocam dünya, ne diyecek? Dünya meşgalesi düşünmeyelim diyor. Anladım, anladım. Rabbimiz kolaylıklar versin. Dua bekleriz. Sivas'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Yani niyet hayır. Boş kalınca hocam şeytan belki başka şeylerle meşgul edecek. Gönlümüzden herhangi bir telaffuz yok, kıraat yok. İçimizden mesela kelime-i tevhid getirsek, tekbir getirsek, Sübhanallah desek ne olur? Namaz esnasında. Aynen hocam. Cemaatte kılarken. Evet hocam. Hayır, bu şekilde yapmak doğru değil. Yani her ne kadar kelime-i tevhid veya buna benzer ezkar, ne olacak bunda, hani namazda yapıyoruz, bunlar da zikir denilse bile burada kişi sadece şunu yapabilir. Hanefilere göre herkes biliyor ki imamın arkasında olanlar, cemaat olanlar bir şey okumazlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yani şimdi Peygamber Efendimiz bunu yasaklamışsa niye bunu yasaklamıştır? Çünkü kendisi okuduğu zaman bazıları öyle sesli okumuşlar ki demek ki bu Peygamber Efendimiz'i rahatsız ediyor. Ve dönüp diyor ki namazdan sonra, kim okudu diyor, niye okuyorsunuz demeye getiriyor. Kim okudu bunları? İmam kendisine uyulsun diye imam olmuştur. Dolayısıyla biz burada Fatiha gibi çok önemli ve Kur'an'ın kalbi sayabileceğimiz bir sureyi okuyamıyorsak, kelime-i tevhidi nasıl okuyacağız veya başka zikirleri nasıl okuyacağız? Eğer bizim okumamıza cevaz verilseydi, yani olabilir denseydi, Fatiha'yı okuyun denirdi. Ha, ben zihnim çok meşgul, efendim aklım başka yerlere gidiyor, kafamı toparlayamıyorum, namazdayken neler neler düşünüyorum gibi böyle bir düşünceye sahip ise bir kimse, sesli namazlarda tabii ki bunu yapmıyor kişi. Sessiz olan namazlarda, öğle ile ikindi gibi sesli namazlarda Fatiha'yı okuyabilir mi? Hanefilere göre değil, zikrediyorum tekrar. Ama buna cevaz veren, olabilir diyen görüşlerle amel ederek kendi duyabileceği bir sesle, imamı ve yanındakileri rahatsız etmeden kendi duyabileceği bir sesle yavaş yavaş Fatiha'yı okuyabilir. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Adem Bey bir soru sormuş. Diyor ki, muhterem hocam, cemaatle kılınan namazlarda imamın kıraatı
cemaatin kıraati oluyor. Az evvel de zaten söylediniz. Peki bu durum neden cenaze namazları için de geçerli değil? Çünkü cenaze namazlarında imam da kıraat yapıyor, cemaat de kıraat yapıyor. Bu hususu açıklar mısınız demiş. Bütün bunlar Peygamber Efendimiz'in uygulamalarına mahsus olan şeylerdir. Cenaze namazlarında cemaat bu duaları okurken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları okumayın dememiştir. Cenaze namazı başlı başına bir duadır ve bu dualardan cemaatin demek ki Peygamber Efendimiz mahrum olmamasını ve cenazeye bol bol dua edilmesini uygun görmüş ki buna müdahale etmemiş. Yani bu husus Peygamber Efendimiz'in uygulamalarına tabi olan hususlardır. Vakit namazlarında bu doğru değilken, uygun görmemişken Peygamber Efendimiz cenaze namazları için böyle bir uyarı yapmamıştır. Yani siz dua okumayın, imamın okumasın, sizin okumanız yerine geçmez diye bir uyarıda bulunmamıştır. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. İstanbul'dan bir telefonumuz var. Kerim Bey hattımızda. Hoş geldiniz Kerim Bey. Televizyonun sesini kapatmanız lazım Kerim Bey. Kapalı Sami Hocam. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, iyisiniz? Elhamdülillah. Sizin sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Allah razı olsun hocam, sağ olun, sağ olun. Allah afiyet versin. Buyurun. Sağ olun. Hocam sorumu sorayım. Dinliyorum. Hocam ben Güneydoğu gazisiyim de. Diyarbakır'ın dağlarında PKK ile mücadelede aktif görevler aldım. De bir şehidimize 100 eski Alman markı borcum var hocam, şehidimize. Evet. Ben bu parayı, ailesini bulamadım İstanbul'a. Ben bu parayı nereye vereyim? Onu soracaktım. Kerim abi, senin ellerinden öpüyorum. Allah senin gibi gazilerimizi başımızdan eksik etmesin. Gazilerin kıymetini bilen nesiller yetiştirmek nasip olsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Seni özellikle yayından sonra ben arayacağım. O aileyi bulabilmek için elimizden gelen her şeyi yapalım. Bu borcu ödeyelim. İnşallah hocamdan da cevap isteyeceğim. Tekrar hürmet ediyorum, saygılarımı sunuyorum. İstanbul'a selamlar. Ne dersiniz hocam? Evet, şimdi öncelikle bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Gazilerimizin de ecrini, mükafatını versin. Onlara Amin. Da sağlık, afiyetler ihsan eylesin. Amin. Eğer bir kimseye borcumuzu vefat etmesi sebebiyle ödeyemiyorsak onun mirasçılarını bulmamız lazım öncelikle. Onun mirasçıları kimdir? Bu konuda elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir ki şimdi zaten kişi şehit olduğu için devletimiz o kişinin akrabalarının, yakınlarının derdi olduğunu bilir. Devletimize müracaat etmesini ve yakınlarını bularak borcunu bu kişilere ödemesini tavsiye ederiz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Rabbim tekrar bütün şühedaya rahmet etsin. Şu anda mevcutta görev yapan askerimize, polisimize, isimsiz kahramanlarımıza da güç, kuvvet, kudret ihsan eylesin. Düzce'den bir telefonumuz varmış. Lokman Bey hattımızda. Alo. Alo. Hoş geldiniz Lokman Bey. Hoş bulduk Furkan hocam. Nasılsınız efendim? Elhamdülillah, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür, Allah'a şükür. Rabbim afiyet versin. Buyurun. Amin cümlemize. Ben yani hocama kısa bir soru soracağım. Buyurun. Geçen bir takvim yaprağında bir şey okudum da kafama takıldı. Şöyle diyor, camiye cemaate yetişmek için hızlı adımlarla yürümek mekruhtur diyor. Mekruhtur diyor. Bu benim kafama takıldı da hocam bunu bir açıklarsa memnun olurum. Eyvallah. Ellerinizden, sizin de ellerinizden öpüyorum. Yani ağzıma yapıştı. Düzce'ye selam ediyorum Lokman abi. Sağlık afiyet diliyorum. Ya böyle milli manevi şeyler beni biraz etkiliyor. Kerim abinin durumu ve bu hassasiyeti işte ben bir Güneydoğu gazisiyim dedi. Terörle mücadele gazisiyim falan deyince aklım karıştı yani. Allah şahit. O yüzden Lokman abinin de ellerinden öptük bu vesileyle. Zaten büyüğümüzdü. Herhalde bir mahsur olmaz. Şimdi babam imam ya hocam benim, bilirsiniz. Bizi de izliyor her gün. Allah selamet versin. Bir gün camiye ben koştur koştur gittiğimi görünce durdurdu beni. Daha vakur yürü dedi.
acele etme, sakin sakin gidelim dedi. Son açıklamıştı bana bunu. Tam da Lokman abinin dediği hususu benzer şeyler söylemişti. Hakikaten böyle bir şey var mı? Bir Müslüman onurlu ve vakarlı bir insandır. Vakar nedir? Bir ağırbaşlılık, bir sekinet, ağırbaşlılıktır. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, siz namaza, çünkü duyuyor Peygamber Efendimiz, kendisi imam olduğu için insanların koşarak cemaate katıldıklarını ve işte rekatı kaçırmamak için de böyle hızlı hızlı koştuklarını biliyor. Sahabe-i kiramın zamanında bir de üstelik mescit nasıldı biliyor musunuz? Toz toprak içerisinde. Yani bugünkü gibi alnımızı koyduğumuz zaman gömülen halılar yok. Ya. Toz toprak içerisinde. Dolayısıyla insanlar koşarken toz toprak da çıkartıyorlar. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sizden biriniz cemaate yetişmek için koşmasın buyuruyor. Fe'aleyküm bissekine, yani vakarla hareket edin diyor. Dolayısıyla biz biraz hızlı adımlarla gidebiliriz ama koşarak gitmemiz vakara aykırıdır. Dolayısıyla hani ben bir rekatı yetişeyim diye koşmak çok doğru bir davranış değildir. Caminin içerisinde bile olsa efendim imam biz geldik geriden, bazı büyük camilerde görüyoruz böyle. İmam Allahu Ekber dedi, rüküye gitti. Biz ama caminin ta gerisindeyiz. Yani Ahmet Hamdi Akseki'yi düşünelim. Kalkar biz orada patır 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 koşarsak bütün insanların huzurunu, huşuğunu kaçırmış aynen oluruz. Öyle. O zaman ya ben bir rekata yetişeyim, sevabını alayım düşüncesinde hareket etmememiz gerekiyor. Tam tersine ben sakin sakin gideyim, bir rekat geç kalsam bile Allah bana ecrini verir efendim. Ama insanları rahatsız etmeyeyim diye düşünmesi lazım. Yani temel hedef diğer cemaati, insanları rahatsız etmemektir bu konuda. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kerim Bey'in selamları var. Umre'de sa'y ibadetine Merve Tepesi'nden başlayıp tamamlamanın hükmünü sormuş efendim. Eğer bir insan şayet Merve'den başlarsa ki bazı hacılarımız, umrecilerimiz bunu yapıyorlar maalesef. Yani Safa'nın, Merve'nin neresi olduğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla kafilesinden kopmuş oluyor. Bazen de zannediyor ki efendim Merve'den de başlanabilir. Önemli olan 7 şartı tamamlamaktır zannediyor. Şayet bir kimse bu sa'ye Merve'den başlarsa o şartı geçersizdir. Sadece o şartı geçersizdir. O zaman bir eksik kalıyor. Bir eksik kalmış oluyor. Safa'dan başlayacak. Safa'dan başlamak suretiyle yine o 7 şartı tamamlaması gerekir. Evet. Yani Merve'den başladığı zaman o Merve'den Safa'ya giderken ki birinci şartı geçersizdir. Eyvallah hocam. Nuran Hanım'ın selamları var size. Tatil için bir otele veya aparta gittiğimiz vakit seferilik hükümlerine tabi miyiz yoksa orası da bizim evimiz kabilinden mi değerlendirilir demiş. Bir insan kendine ait olmayan bir yere, otele ya da aparta gittiği zaman seferilik hükümlerine tabidir. Çünkü onun mülkü değildir. Ama onun devre mülkü olsaydı o zaman biz diyoruz ki senin devre mülkün olduğu için oraya gittiğin zaman sefer hükümlerine tabi değilsin, namazını normal kılacaksın. Eyvallah. Ama yolculuk esnasında tabii ki seferi hükümlerine tabi olur. Peki, teşekkür ederiz. İstanbul'dan bir telefonumuz daha var. Cemil Bey hattımızda. Hoş geldiniz Cemil Bey. Hoş geldik hocam. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Selam, teşekkür ederiz. Hocam iki sorum olacak. Birincisi, ben birikimim var. Bunun zekatını veriyorum ama şöyle yapıyorum. Yani yıl bitiminde zorlamayayım diye. Senenin başından başlıyorum. Bunu taksit taksit veriyorum ve bunu Sudan'da bir yetime gönderiyorum her ay düzenli olarak. Evet. Bu zekatımı geçerim dedi. İkinci sorum da Allah herkese bağışlasın, torunlarımız var. Severken kurban olayım sana, kurban olayım diyoruz. Bunu böyle söylemek mi yoksa öbür tahanı yaradana kurban olayım mı? Burada bir
yanlış mı yapıyor muyuz? Bunu öğrenmek istiyorum hocam. Peki. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz sağ olun Cemil Bey. Sağlık, afiyet diliyorum. Göz aydınlığı bir evlat olması niyazıyla İstanbul'a selamlar. Zekatımı peyderpey veriyorum dedi. Ve bu peyderpey verme işlemini de sanki bir burs gibi de değerlendiriyor. Ben öyle anladım. Sudan'da bir yetime ulaştırıyorum. Acaba kabul olunur mu? Bir insan zekatını bir anda yani toptan verebildiği gibi ki tavsiye edilen budur efendim. Onu belirtmemiz gerekiyor. Yani hı hı. Tavsiye edilen bir an önce fakirin, yoksulun hakkını vermektir. Ya burada fakirin menfaati düşünüldüğü için bunu söylüyoruz, tabii, evet, değil mi? Tabii. Burada bunu tekrar ediyorum. Yani tek seferde fakiri düşünerek bunu vermek daha uygundur. Şimdi yaşanan bir olayı zikretmek istiyorum. Şimdi bir insan taksit zekat verebilir mi? Verebilir. Bir vesileyle ben aracı oldum. Bir kimse bir şey gönderdi, zekat gönderdi. Hı hı. Ve ben bunu toptan bir fakire gönderdim. Adam bana ne yazdı biliyor musunuz? Ocak ayındaydı. Hocam dedi, Allah razı olsun dedi. Doğalgazım yoktu, bununla doğalgaz aldım dedi. Şimdi niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz? Yani taksit verseniz bunu alamıyor adam. Ama toptan verdiğiniz ya. İçin gidip ondan toplu bir şekilde bu doğalgazını alabiliyor. Ve o zamana kadar da çoluk çocuğu da var onun. Soğuk içerisinde kalmışlar demek ki. Yani neyi söylemek istiyorum? Ya ben bunu ödeme imkanımız varsa bu fakirin hakkıdır. Onu toptan verelim. Tek seferde verelim. Ama bu öğrencidir, çabuk harcar, fakirdir, çabuk harcar, bir seferde çarçur eder parayı gibi düşünüyorsak, yani yine fakiri düşünmemiz lazım, onun menfaatini. Hı hı. Kendimizi değil, fakirin menfaatini düşünerek bölüm bölümde ödeyebiliriz. Zannedersem, yanlış anlamadıysam beyefendi zamanı gelmeden bunu gönderiyor. Evet, önden veriyor bunu aslında. Gönderebilir. Önden bunu gönderebiliyor. Bu takdirde böyle bölüm bölüm gönderebilir. Yani o zaman toptan vermesini tavsiye etmiyoruz erkenden verdiği zaman. Çünkü zaten bu erken veriyor. Yani zamanı geldikten sonra toptan evet. vermek daha doğru. Tabii. Ama zamanı gelmeden önce peyderpey de verilebilir. Verebilir. Peki. Ama şey yapsın değil mi hocam? Bunu da atlıyorlar genelde. Günün sonunda yani zekat vereceğimiz gün ekstra bir şeyler gelmiş mi? Onun da ayrıca zekatı verilmeli mi? Tutar tam tutuyor mu diye bir daha bir hesap yapmaları doğru tabii olur mu? Tabii ki zekat tarihinde hesaplaması lazım. Eksik mi verdim, tam mı verdim? Eğer eyvallah. Eksik vermiş ise veya bir miktar daha para elde etmişse onun da zekatını vermesi gerekir. Peki efendim. Cemil Bey'in ikinci sorusu da şuydu. Torunumuzu, çocuğumuzu kurban olurum sana diye sevmekte dinen bir sakınca var mı? Yok yani bunu kurban olayım sana demekte hiçbir sakınca yok. Bu tür basit şeylere takılıp kalmamak eyvallah lazım. Hocam. Peki teşekkürler. Fransa'dan bir telefonumuz var. Hasene Hanım hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam. Benim bir sorum vardı. Dünkü fatura sorusundan. Benim döşeğime dokandı. Biz Türkiye'ye vardığımız zaman, bir şey aldığımız zaman eş dost istiyordu fişini bize ver diye. Biz de onlara veriyorduk. O günah bize de geliyor mu? Ben dün bayağı bir şey yaptım. Meraklandım, üzüldüm yani bize de oluyor. Soralım Hasene abla. Bakalım hocam ne diyecek? Fransa'ya selam eder, senden de dua bekleriz. Hayırlı akşamlar. Dün biz İdris Bozkurt hocamla eskilere gittik biraz hocam. Hatırlarsınız siz de KDV geri alımı için eskiden fiş toplanırdı, fatura toplanırdı. Hı hı. Onlar bildirilirdi falan geri alırdık. Birisi dedi ki ben harcama yapmadığım halde başka fişleri toplayıp bir maaşım kadar gelir elde etmiştim. Bunun pişmanlığını yaşıyorum. Hasene hı hı. Hanım da buna istinaden sormuş bu soruyu. Ben birilerine fiş dağıttım diyor. Yani hani ben harcadım parasını onlar aldı. Acaba bu günahtan vebalden bizim de payımıza bir şeyler düşer mi? Üzülmüşler. Tabii ki tevbe istiğfar etmesini tavsiye ederiz. Çünkü kanunun kabul etmediği, kanunun suç olan bir şeyi yapmak da doğru değildir. Dolayısıyla bu hanımefendi ve bunun benzerleri insanlara bu tür fişleri vermekle onların haksız yere devletten KDV almasına bir kazanç elde etmesine sebep olmuşlardır. Yani kısaca haksız bir kazanca sebep oldukları için
ve de bunu bilmedikleri için tevbe istiğfar etmeleri yeterlidir. Eyvallah hocam. Bahattin Bey ilginç bir soru sormuş. Bunu ya nasıl anlatacağım bilmiyorum ama diyor ki bugün bir camide karşılaştım hocam. Bize yani oradaki insanlara imamlık yapan kişinin biraz problemleri vardı demek ki. Yanında bir tabure var. Secdeden kıyama kalkarken o tabureden şöyle destek alıp ya da rahleden artık tabure varmış da o şekilde kıyama kalkıyordu. Sonradan biri geldi diyor. Hani demek ki onun da arızı bir takım problemleri var ki tabureye ihtiyaç duydu. Tabureyi alacak gibi olduğu esnada hoca şşş demiş falan diye. Şimdi diyor böyle olunca biz de namaz acaba bozuldu mu bozulmadı mı? Biz de bunu duyduk diyor yani. Adam da bu sesi duydu ve onu almaktan vazgeçti. Durum ne olur demiş. Onun namazı şşt olmuş. Yani namazı bozulmuş onun. Allah dolayısıyla Allah. Cemaatin de burada namazı bozuldu. Bu namazı çünkü iade edecekler. Tabii ki bu namazı iade etmeleri gerekir. Dünya kelamı konuştuğu için bu her ne kadar hani tam bir cümle olmasa bile bu şekilde meramını ifade etmiş oluyor. İmamın namazı bozulmuştur. Cemaatin de namazı bozuldu. Burada bunu bilenlerin bu namazı iade etmeleri gerekir. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Müstefit oldum. Bazen böyle güzel, güldürücü sorular da geliyor. Yani hocam hayatın içinden olduğu için evet. Gülüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz. İyi ki ben varsınız. Ben teşekkür ederim. İnşallah tamam. Yarın devam ederiz hocam. Rabbim sağlık afiyetten ayırmasın. Evet muhterem dostlarımız bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki güzel konuşuyor dedirtmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lügat paralayanlar en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir. Cenab-ı Allah Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanı başında onun cismini ve kokusunu alan kullardan eylesin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Rüşü farz mıdır, vacip midir? Herhalde orasını bozan bir hanımefendi bu. Dinimizde zorlama var mı? Hangi kişilere kurban bir şey? Cami mezhebine göre evde kafa girebiliyor muyum? Kadın değil, nedir? Öğrenmek herkese farzdır.